iyi günler. Merhaba. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Biz spora yazılmayı düşünüyoruz da bilgi almak istedik. Tabii. Şurada fitness salonumuz var. Sabah 8'den akşam 10'a kadar dilediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda mat ve aletli pilates derslerimiz de mevcuttur. Hocalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Mesut hocamız var, buranın sahibi. Suat hocamız var, ağırlıklı olarak fitness çalıştırıyor. Esra hocamız var, Yasemin hocamız var. Siz zaten kadın hocalarla çalışmak istersiniz. Yok, öyle bir ayrımımız yok açıkçası. Tabii canım, alanında kim daha iyiyse onunla çalışmak isteriz. Şu içerideki sarışın çocuk. O da hoca mı? Aynen, o benim de dikkatimi çekti. Bayağı iyi bakmış kendine. İyi ya, biz de sıkı çalıştırır o zaman. Adı ne hocanın? Legolas. Legolas mı? Güzel lakapmış. Benziyor da. Her gün geliyor mu buraya? Yalnız o hoca bile değil ki ya. Daha iyi işte. Hoca öğrenci resmiyeti olmaz aramızda. Ama o Suat hocanın ve Mesut hocanın asistanı. Yani sınavları hazırlanmaya çalışıyor da çok zor. Ya yazık. Çocuğun protein tozundan kafası gitti. Kaslara yükleneceğim derken beyni küçücük kaldı. Yani bakmayın böyle kas kütlesi olduğuna falan. Rezalet. Ay sen ne tatlı bir kızmışsın ya. Benzetmelere bak. Tatlım, biz Legolas hocayla çalışmak istiyoruz. Kendisinin hangi günleri boş? Bakayım. Hiç boş günü yok. Nasıl ya? Asistanın hiç boş günü olmaz olur mu hiç? Yani Mesut hocanın ve Suat hocanın asistanı olduğu için çok yoğun çalıştırıyorlar. Ama Esra hocamızın gayet boş günü var. Yok yok yok. Biz kadın hocalarla yanlışamıyoruz. Frekansımız uymuyor bir kere. Aynen, biz Legolas hocayı istiyoruz. Peki siz buraya spor yapmaya geldiğinizden emin misiniz? Ne alaka ya? Yani bana hiç öyle gelmedi de ondan sorayım dedim. O nasıl bir imabe? Terbiyesiz. Şimdi bakıyorum da yani spor salonumuzda sizin gibilere yer yok. Çıkabilirsiniz. Bana bak, ben şimdi seni... Boş ver ya, böyle avamlarla muhatap olmaya değmez. Yürü gidelim. Güle güle, güle güle tatlım. Beklemeyiz. Hadi yallah köyüne. Kimse benim kas bahçeme izinsiz giremez. İzinli izinsiz giremez. Gerizekalı. Bravo kardeşim. Bravo. Kaç oldu, sayan var mı? 86. Bravo. 87. Bravo. Çok iyi. Bırakma, devam et. 88. 89. Bravo, bırakma kendini hadi. 90. 91. 92. Hadi Emin, devam et. 93. Hadi Emin. Hadi kardeşim. 94. Sevgiline gardiyanlık yapmaya geldiğini bana belli etme lütfen. 96. 97. Bak, iyice açtın kendini. Harikasın. Hadi. 98. 99. Bravo. Harikasın kardeşim. 10 numara. Hadi kardeşim. Hadi Emin. Bravo. Bravo Emin. Bravo. Bravo kardeşim. Hayır, ben dayanamıyorum. Gidip bakacağım. Ne? Çocuğun kasları harika. Sadece kasları mı? Kendisi de ateş ediyor. Kaslar gerçek mi ya? Emin ya. Bak ne diyeceğim. Sen lisans sınavlarına girsene kardeşim. Madem bu işe bu kadar gönül verdin, sertifikanı alır burada benimle birlikte hocalık yaparsın. Hocam, sen ciddi misin? Ciddiyim tabii oğlum ya. Senden iyisini mi bulacağım? He? Ne dersin? Olur mu? Olur, olur, süper olur hocam. Vallahi çok güzel olur ya. Ne acaba? Biz bir konuşalım hocam, bir şey yaparız. Bir konuşalım hocam. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Sen bir üstünü kapatalım şöyle. Sen terledin falan ya, şimdi üşürsün. Şimdi bak, gördün mü? Sonunda emeklerimin, çabalarımın hepsinin karşılığını alacağım. Kabul etmeyeceksin. Değil mi aşkım? Niye kabul etmeyeyim ki aşkım? Gönül verdiğim, sevdiğim işi yapacağım sonunda. O zaman git dağda yap. Dağda mı? Ha, hem temiz nefes alırsın, böyle ferah ferah zihnin falan açılır, mükemmel olur yani. Ha? Ne diyorsun Meniciğim, anlamıyorum seni. Ay ben de anlamıyorum ne dediğim ya. Anlasa değilse kıskanıyorum seni. Kimden? Bu salondaki tüm dişlerden. Ya görmüyor musun şunlara? Nasıl bakıyorlar sana? Aman.
Ya benim onlar bana değil, benim yaptığım işe bakıyorlar. Emin, harikaydın. Kasların muhteşem görünüyor. Kız! Ne oluyor ya, sen kimsin? İzinsiz girmeye çalıştığın kas bahçesinin sahibiyim tatlım. Pardon, anlamadım. Sevgilisiyim diyorum. Ay pardon. Fıkra gibi çiftsiniz gerçekten. Biriniz deve, öbürünüz cüce. Ay bana bak sen. Sen aklın sıra benim boyumla dalga mı geçiyorsun? Baksana bir şey soracağım. Siz bodur tavuklar hep kendinizi piliç sanıyorsunuz değil mi? Bana bak Safinaz. Şimdi seni öyle bir şey çeviririm ki anlamaz. Hiç duymuyorum ki seni. Doğal tabii canım. Doğal. Yaş ilerledikçe kulaklarda da sıkıntı olabiliyor değil mi? Yok, ondan değil. Aramızdaki mesafeden duymuyorum. Dur bir merdiven getirsinler sana. Ne söyleyeceksen öyle söyle. Ya kızım ben seni var ya... Ne oluyor ya, sen kimsin? Gökçe ben. Az önce duyamadığın kızın ablasıyım. Ve sana bir sır vereyim mi? Ben dayak atmayı çok seviyorum. Finişim yapma. Gökçe yapma. Gökçe yapma. Gökçe tamam. Gökçe valla. Sen karışma.